Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Bugün ahlak ve din ilişkisindeki son dersimizi ele alacağız. Son olarak iki noktayı ifade edeceğimizi söylemiştik geçen dersimizde. Hani ahlak ve din ilişkisi noktasında birkaç temel ifade ettik. Dinin ahlak için temel olduğunu, değer yargısı anlamında. Ahlakın özünde insaniyetin tarifi olduğunu, yani bir emirden, buyruktan, desturdan öte, yani insan olmak budur. Eğer kendini böyle tanımlıyorsan ise yapman gereken budur. Yani bu davranışı sergilememen seni o insani boyuttan hayvani boyuta indirgeyecektir. Bunu ifade etmiştik. Ve bunun temeli dindir dedik. Yani insanın o dünya görüşünün olmayışı, insanı tanımlama, alemi tanımlama, yaratıcısını tanımanın olmayışı buna bir temel kazandırmaz. İkinci nokta, ahlakın korunması alanındaydı ki bunu da ifade ettik. Üçüncü nokta nedir? Bakın, insan bir nefsani boyuta sahiptir. Yani ruh ve bedenin bir araya gelmesi sonucu bir nefis oluşturmuştur. Bu nefis hem dünyevi isteklere sahiptir, hem uhrevi dediğimiz yani ruhani, manevi isteklere sahiptir. Bu nefis şehvet duyar. İki açıdan. Hem hayvani açıdan, yani birlikte olmak ister. Hem ruhani açıdan, o eşinden o sevgiyi elde etmek ister. Bakın ikisinin de temeli nedir? Sevgidir, şehvettir. Ama birisi ilahidir, manevidir. Diğeri ise hayvanidir. Buradaki ilişkiyi ne sağlar? Dengeyi ne sağlar? Ahlakın burada da bir yönü söz konusudur. Yani pratik manada ahlakın asıl işlevi buradadır. İnsan o doğasını hareket ettirme noktasında sahip olduğu hayvani, cismani, maddi yönleri manevi, ruhi, melekuti yönlerle dengeli bir şekilde hareket ettirmek istiyorsa, bir çatışmanın yaşamasını, yaşanmamasını istiyorsa yapması gereken nedir? Orada içsel bir ahlak mekanizmasının oluşturulmasıdır. Yani sahip olduğun özelliklerin belirlenmesi ve had hudutlarının belirlenmesi. İnsanın sahip olduğu maddi özellikler ve maddi ihtiyaçlar, manevi özellikler ve manevi ihtiyaçlarla karşılaştığında, çatıştığında öncelik neyledir? Yani ahlaki tutum nasıl sergilenir? Bakın bu ifade ettiğim o dinin temelidir noktasının bir sonraki aşama. Bu pratikte olan bir şeydir. Yani ben hissettiğim şeyleri nasıl yönlendirmeliyim? Nasıl oluşturmalıyım? Nasıl tefkik etmeliyim? Buradaki ilk temel ayrım nedir? İnsanın hayvani yönünün ruhani yönüne üstün kılınmaması. Yani insanın baki olan yönünün, ruh yönünün yok olacak yönüne tercih edilmesidir. Çünkü beka yok oluştan değerlidir. Varlık asıldır. Yok olacak olan bir şeyin asaleti olamaz. İkinci nokta.
Bakın bu önemli. Bu tercih noktasında hiçbir şekilde insanın o hayvani yönüne zulüm edilmemez. Bu dinsel çizginin açığa çıktığı yerdir. Yani İslam dini özellikle bu noktaya teveccüh etmiştir. Biz Budizm'de veya birkaç Hindu inanışında bunu görmekteyiz. O ruhani ihtiyaçların karşılanması için. Her türlü insanlık dışı tavır eyleme girişilmektedir. Nefis, bedensel olarak her türlü alçaklığa, alçalmaya tabi tutulmaktadır. Dinin yönü buradadır. Burada ruha da izin vermez. Çünkü o maddenin bir hakikati vardır. Hak ve hukuku vardır. Burada olmanı sağlayan, o kemali, ruhani seyri sağlamayı, ruhani seyri sağlamanı elde etmeni sağlayan o bedendir. Eğer açsa ihtiyacını karşılayacaksın. Barınmaya ihtiyacı varsa o bedenin, giyinmeye ihtiyacı varsa, sosyal ilişkiye ihtiyacı varsa bunların hepsini sağlaman gerekir. Hiçbir şekilde zulmedemezsin. Bunları sağlamak dini olarak o ruhani seyrinin bir parçasıdır. Bakın bunu din sağlar. Bu ahlaksal davranışları sergileme, belirleme, ölçme noktasında hiçbir şekilde başka bir unsur etkinliği olamaz. Bir başka örnekle olayı aydınlatayım. Bakın, eğer bir insan ruhani istekleri için kendi bedenine zarar verecek olursa, böyle bir yöntemle ruhaniyetinin güçleneceğini iddia ederse, örneğin Hristiyanlıktaki ruhbanlık, evlenmemek, insanın kutsallığının korunacağını savunmaktadır. İnsan doğasında olan realitenin, onun var olmasını sağlayan realitenin inkarıyla, bunu ahlaki bir davranış gibi tanıttığı zaman nedir bunun önüne geçecek unsur? Din dediğimiz olgu burada açığa çıkar. Bu dediğim aşama dindar insanlar için daha çok geçerlidir. Yani dinin gerçek mahiyetini idrak edemeyen insan o inançlarını, hukuk anlayışını yaşama noktasında ifrat ve tefrite düşmek istemiyorsa o dinsel ahlakı açığa çıkartır. Yani o ölçülerin o üst ve asıl olanlarının belirlenme noktasında biz o dine başvururuz. Nerede ruh her türlü hakka sahiptir? Nerede bedenin hakkına riayet edilmelidir? Bedenin hakkı nedir? Çünkü bu kamil bir marifet gerektirir. Bedene ve ruha. Yani yaratanın belirleyeceği noktalardır. Bunun bir kısmı insan tabiatında karar kılınmıştır dedik asıl olan. Ama insan geliştiği zaman. Allah, Allah, Allah. Yani o ruhani yönü doğduğu zaman ki burada insan kendini kontrol edemez. Birçok tarikatta gördüğümüz davranışların özü de budur. O ruhaniyette yok olmak, boğulmak. Bu din değildir, bu kemal de değildir. Kesinlikle buna emin olun. Yani bedenine zarar vererek böyle bir şey gerçekleştiremezsin. Bedeni kontrol etmek vardır kesinlikle. Çünkü bu madde olarak, devamlı olarak bir kovnu fesat dediğimiz, yani var olma, yok olma içerisindedir. Bunu engelleyecek. Her şeyi yok etmek ister. Yani hiçbir zaman doymaz dediğimiz şey odur.
Biz insanda bu hakikati müşahede etmekteyiz. Yani bütün her şeyi bir insana versek, dünyadaki ayı isteyecektir. Ayı versek, güneşi isteyecektir. Güneşin kontrolünü versek, bu galaksinin... Bakın insan bu doğa ve tabiat üzeredir. Ve bunu maddevi bir açılımla istediği zaman bu yolda her türlü mücadeleyi, zulmü kendisine hak görecektir. Yani dinin insanın tanıma noktasında, insanın sahip olduğu özellikleri şekillendirme noktasında, onların seyrini, yani ilerleyişini belirleme noktasında can alıcı bir rolü vardır. İnşallah ileride bu konuyu bitirdiğimizde vahiy konusunu konuşacağız ki bununla bitireceğiz bu çalışmayı. Orada o noktaya da işaret edeceğim inşallah. Bunu burada tamamlayarak bir başka konuya geçmek istiyorum. Peki ahlakın din üzerinde nasıl bir rolü vardır? Bu sadece tek taraflı bir ilişki midir? Kesinlikle. Bakın ahlakı tanımlarken neyi ifade ettik? İnsanın sahip olduğu inanç, hukuk anlayışı, yaşam tarzı, nasıllığını, yani hayata döküşünü belirleme noktasında etkilidir dedik ahlak. Yani insanın sahip olduğu dini inançlar, değerler insana bir şeyi emrettiği zaman bunun gerçekleşme tarzını ahlak belirler. Orada dinin kalıbıdır. Yani siz eğer dininizi onun dışına çıkarak yaşarsanız dininize de zulmetmişsinizdir, insanlığınıza da zulmetmişsinizdir. Örneğin insanlığın kaçınılmaz bir gerçeğidir savaş. Yani biz ilk insanlardan Habil ve Kabil'de başlayan bir mücadeleyi hak-batıl mücadelesi olarak da adlandırabiliriz. Bir realiteyle karşı karşıyayız. Yüzyıllardır, belki binlerce yıldır insanoğlu bir savaş içindedir. Böyle bir şeyin olmaması, yani insanların hak ve hukuk üzere olması tabii ki ideal olandır. Yani insanoğlunun kemali bu seyir üzeredir. Burada merhum Ruhullah Musevi'nin ilginç bir öngörüşü vardır. Çok hoştur. Der ki eğer siz 124 bin peygamberi bir araya toplasanız, aralarında hiçbir çatışmanın, hiçbir tartışmanın, hiçbir mücadelenin yaşanmayacağını görürsünüz. Çünkü neden? O ilahi çizgide hareket eden insanlardır. Evet, gerçekten insanoğlu böyle bir hüviyet içerisinde olsaydı o Ruhullah Musevi'nin ifade ettiği hakikat zuhur bulurdu. Ama insanoğlu böyle bir çizgi içerisinde değil. Öyleyse var olan vakiyetin o hakikata seyrinde belirli bir düzene ihtiyacı vardır. Kanunlara, hükümlere ihtiyacı vardır. Bakın burada o ahlaki realiteler söz konusudur. Bakın İslam dininde işkence haramdır. Kesinlikle. Yani bir insanın esir alındığında o insana işkence edemezsiniz. Bakın o ahlakın din üzerinde etkilisidir. O karşı tarafın batıl olması senin de hak unvanında mücadele etmen ayrıdır. Bu hakkındır ve görevindir. Ama bu işte sen kesinlikle bir zulme başvuramazsın. Bir başka örnek vereyim. Örneğin insanoğlunun bir diğer realitesi kölelik düzenidir. Biz İslam'ın geldiği zamandan günümüze kadar İslam'ın öğretilerinin sonuçlarına baktığımızda hiçbir çatışmaya yol açmadan topluma bir seyir yaşandırılarak kölelik düzenine son verildiğini görmekteyiz. Bakın bir düşünün, İslam dini geldi ve köleliğe karşı olduğunu ifade etti. Yaşanacak o çatışmayı bir düşünseniz.
Yani ama bir de toplumun buna sürüklenmesi, toplumun buna hazırlanması ve bir şekildeki bir şeyi kaldırırken, bir yanlışı kaldırırken daha büyük bir felaketin kapısının açılmaması. Bizim tabirimizle hani kaş yapayım derken göz çıkartmamak. Ahlaksallık anlayışı buradadır. Yani İslam dini o realiteleri hayata geçirirken ahlaki düzen üzerinde hareket eder. O gerçekçiliğini kabul ederek hareket eder. Yani insanoğlu inanç, değer olarak, hukuk olarak yavaş yavaş törpülene törpülene o seyri yaşayacaktır. Bunun birçok örneği vardır. Örneğin ilk gelen ayet-i kerimelerde direkt olarak şarap haram edilmemiştir. Aşamalı olarak. Bakın o ahlaksallık budur. Yani insanoğlu buna hazırlanır ve o hakikatle yüzleşmeyi, o hakikati kabullenmeyi idrak edecek düzeye geldiğinde o hüküm ifade edilmiştir. Biz bu toplumun ürünü olduğumuz için direkt olarak özde bunlarla iç içeyiz. Yani bize çok önemli bir şans tanınmıştır. Eğer bunu koruyacak olursak. Aksi takdirde hakikati idrak ettiğimiz an kabullenme hüviyetimizi yitireceğiz. Bu çok yanlıştır. Öyleyse ahlakın din üzerinde bir etkisi söz konusudur. İşlevsellik olarak. Orada biz ahlaka başvururuz. Bir öğretiyi, bir inancı, bir hukuk anlayışını bir topluma, bir bireye, bir ferde, bir aileye, bir kavme, bir ülkeye nasıl anlatacağız? Nasıl bunlarda o duygunun, o havviyetin oluşmasını sağlayacağız? Biz burada ahlaki eğitime başvururuz. İslam tebliğ anlayışı da bunun üzerine gelişmiştir. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجاء وبالزهراء فبحقهم يا متعال أحسن ما